Herkese selamlar, sevgiler, bol kazançlar arkadaşlar. Köpek kripto paraları şu anda yine de kripto camiasında en fazla konuşulan kripto para durumunda. Sebep Elon Musk Twitter'da yeni bir paylaşım yaptı. Slaytlarını paylaştı. Ödeme kısmını boş bırakınca dediler ki buraya kesin Dogecoin gelecek. Ki gelecek yani Twitter'a olsun, Tesla'ya, SpaceX'e her tarafta Starlink uydularında Doge ödemeleri olacak. Fakat orayı boş bırakınca Doge'de bir yükseliş gerçekleşti. Yine %15'lik yükseliş gerçekleşti. Bu da ister istemez bizim Shiba köpeğimizi de veyahut da diğer köpek kripto paralarını da etkiliyor arkadaşlar. Bu anlamda küçük bir hareket yaşandı. Fakat Ekim ayına göre yine de %30 civarında zarardayız. Hem Dogecoin'de hem de Shiba tarafında. Hocam buradan bir dolar gelir mi? Yani bu hareketle değil de yarın öbür gün Dogecoin'in 1 dolar olması çok zor bir ihtimal değil. Bir de bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Doge'nin 1 dolar olması birazcık sembolik bir ifadesi var. Anlamı var. Geçen sene yaklaşık ne zamandı? 23 Mayıs civarında 2021'in 23 Mayıs civarında Elon Musk'ın işte 1 dolar 1 Doge paylaşımı vardı bir oyun konsolunun üzerinde. Ona ithafen karşısında da Michael Saylor, bu MicroStrategy'nin CEO'suyla Barry Silbert, FTX borsasıyla da uzaktan da olsa bir bağlantısı var bu arada Barry Silbert'in. Bu ikisi Dogecoin 1 dolar olmayacak diye kampanya yürüttüler. Elon Musk olacak dedi ama olmadı. Onlar haklı çıkmıştı. Şu anda bu kavganın da yani Dogecoin 1 dolar olursa bu kavganın kazananı da Elon Musk olacak gibi görünüyor. Fakat hemen mi olur? Sanmam arkadaşlar. Çünkü hype zamanımızda bile 70 centleri 73 centleri zor görmüş bir Dogecoin'den bahsediyoruz. Şu ölü zamanda birazcık zor görünüyor. He olursa da canımıza minnet. Yani onu bir şey demek istemiyorum ama Kasım ayına bitmesine 3-5 gün kalmış. Aralık ayında 1 dolar olacak Doge. Bitcoin 20 bin doları bile gelmemişken zor görüyorum arkadaşlar. Aynı durum Shiba tarafı için de geçerli, Bone tarafı için de geçerli ama Leash için geçerli değil. Onun altını çizeyim. Hocam Bone ile alakalı Dogecoin tarafı böyle arkadaşlar. Bunu bıraktık. Bone tarafına gelelim. Bone ile alakalı Binance borsasının Twitter resmi hesabı bir tane köpek. İşte o köpeğe kart veriyor, sonra bir tane kemik veriyor. My Bone yazıyor. Bone'nin adı geçiyor. Boneciler tabii ki heyecanlandı. Ben bizim Bone ile bir ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Fakat Bone yarın öbür gün Binance'a gelebilir mi? Yani şibe şibe gelecek, Bone gelecek. Onda bir problem yok. Ama yani önce bir diğer borsalarda bir listelenelim. Mesela Gate borsası gibi küçük borsalarda listelenelim. Daha sonra diğerlerine akacağız. Yani bunun önünde durulamaz. FTT dolandırıcı token'ı bile hala Binance borsasında delist edilmemişken Bone'nin orada olmaması zaten hayal kırıcı ama utanç verici. Ama o borsa adına utanç verici. Yarın öbür gün Bone'de de Shiba gibi hype yakalandığı zaman Binance borsası Bone'mizi de seve seve listeleyecek arkadaşlar. Bir zamanlar Robinhood Shiba'yı listelemez diyorlardı. Listeledi. Coinbase Shiba'yı listelemez diyorlardı. Listeledi. Binance listelemesi bana göre çok erken oldu Shiba'nın. Ama oldu, gerçekleşti. Aynı şekilde Bone listelemesi için de erken bir saat gelebilir mi? Önce bir Gate borsası gibi işte Hotbit, KuCoin hangi borsalarda yoksa onlarda listelenmesini beklerim. Bone'nin akabinde zaten Binance'da olacağız inşallah. Çok da uzun vakit olmaz. En kısa zamanda listeleniriz. Fakat Bone'miz şu anda 60 cent. Ben Bone'ye fiyat endeksi bakmıyorum. Tamamen proje endeksi bakıyorum. Shibarium daha çıkmamış. Shibarium'umuz bir çıksın. Sonra Binance'ını da görürüz. Coinbase'ini de görürüz. Allah da ömür verirse bize. Sağlık sıhhat olsun, gerisi tamam. Shiba tarafında yine bir gelişmemiz yok maalesef. Hocam işte 1000'li seviyelerden düştük 900'lere. Evet maalesef düştük. Alım fırsatı oldu mu? Çok da böyle büyük bir alım fırsatı olarak göremedim ben.
Benim için alım fırsatı 80'lerin altıdır. Yani 77'nin altına inerse alırım. Ama benim açımdan bir alım fırsatı olarak göremedim. Dogecoin açısından zaten Dogecoin için 50-60 cent, pardon 5-6 centler varken şimdi gelip de 10 centten almak bana göre birazcık yanlış bir hamle. O yüzden almam. Hocam artık diğer kripto paralara da girdin. Yani girdik arkadaşlar. İyi de oldu. Yani XRP hakkında konuşunca hemen Selcoin mesela bizim üstümüze geldi. Bu güzel. Solana hakkında konuşuyorum. Hemen Solana taraftarları üstümüze geliyor. AVAX hakkında bir şey söylüyoruz. AVAX'çılar bu sefer geliyor. Ama zevkli oluyor. Yani diğer kripto paradan eleştiri almak güzel oluyor. Çünkü bizim ekosistemin içinde gelen eleştiriler monotona bağladı. Hani ne zaman Shibarium çıkacak? Hani 3. çeyrekte çıkacaktı? Aynı muhabbetler sürekli dönüyor. Diğer ekosistemlerden böyle eleştiri gelince güzel oluyor. Kendimizi daha böyle geliştirmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Hocam diğerlerinden var mı bir şeyler, bir hareketlenme falan? Yani Solana inmiş 11'lere, AVAX inmiş 11'lere. Daha altına inmedi. Şu anda 13-14 bandında devam ediyorlar ki bunların hype'ları 200 dolar arkadaşlar. Onu da bir göz önünde bulunduralım. Benim açımdan ben yine söylüyorum 10 doların altına inerlerse yapıştıracağım ikisine de. Kendi kararınızda tabii ki kendiniz verin. Ekstra bir soru olarak yorumlar kısmında dolandırıcılar var. Yani ben dahil kimseye para vermeyin. Vermeyin arkadaşım. Yani ben senden para istersem bile bana bile para verme. Çünkü ben senden para istiyorsam ver bana 1000 dolar. Ben senin paranı 10 katına çıkaracağım diyorsam senin paranı yiyeceğim anlamına gelir bu. Yapmayın bunu. Kimseye paranızı kaptırmayın. En kötü tarafı sizin paranızı alarak benim adımı kullanır, başkasının adını kullanır. Önemli değil. Ama sizin paranızı alarak adam Miami'de, Maldivler'de tatil yapıyor. Yani senin paranla, onun paranla, parasıyla ne kadar benim gibi fakir fukara, garip kuraba varsa bunların parasıyla adamlar eğleniyorlar. Bu benim ağrıma gidiyor. Yani paranızla onlara tatil yaptırmayın. Dolandırıcılara vermeyin abi parayı. Ben istersen bana da vermeyin. Daha ne söyleyeyim? Yani bir tane gerçek Instagram hesabım var. Alt taraftadır. Oradan kendi gündelik paylaşım yapmaya çalışıyorum. Zaman buldukça. Onun haricinde asla bir ikinci hesaplarım yoktur. Twitter hesabım da tektir. Instagram hesabım da tektir. YouTube hesabım burası zaten. İkinci kanalım vardı bir tane. Çok fazla yorucu olduğu için ben sadece ekosistemimize yoğunlaşmak istediğim için de sadece bu kanaldan devam ediyorum. Oraya bile artık video atmıyorum. Oraya çünkü çok video atıyorduk. Orada da mesajlar veriyorduk ama maalesef insanlar ne duymak istiyorsa onu duyuyor. Biz böyle ailecek iyiyiz arkadaşlar. Dışarıdan hiçbir şeyi bulaştırmamaya da gayret ediyorum. Başka ekleyeceğim bir şey var mıydı? Bir tane arkadaşımız geçen yaz bir tane tatil yapmıştık. Biz tekne partisi falan yapmıştık. Abi bunlara nasıl katılabiliriz demişti. Bu yaz inşallah güneyde artık Antalya, Kaş neresi uygun olursa oralarda böyle bir tekne partisi falan yapmaya çalışacağız. Gerekli sponsorları bulabilirsek ücretsiz, yani gelecek insanlar konaklayacak, yiyecek, içecek, teknemizde eğleneceğiz, partimizi yapacağız. Böyle sponsorlara gerekli şeyleri bulabilirsek böyle bir parti düşünüyoruz. Bulamazsak da cüzi miktarlarla, tabii büyük çoğunluğunu ben karşılarım ama insanlar da bir şeyler ekleyerek birlikte böyle 2-3 günlük bir tekne parti yapmayı planlıyoruz. Bu yaza yönelik, 2023'ün yazına yönelik. İnşallah o zaman da Shiba şöyle bir yükselirse değmeyin keyfimize. Shiba yükselirse Bone, Bone yükselirse Leash arkadaşlar. Ekosistemi ayırmıyorum ben. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Yine böyle sıkıcı, uzun, bol muhabbetli bir video oldu. Hakkınızı helal edin. Zaten buraya kadar dinleyen arkadaşlarımız varsa demek ki seviyorlar bizi. Ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Cansınız. Destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Mutlu günler, sağlıklı günler diliyorum. Yatırım tavsiyesi değil, boş muhabbet ettiğim bir video oldu yine. Muhabbetler bol olsun, sağlığımız iyi olsun. Pamplı günler, sağlıklı günler diliyorum.